Evet İremcim, sevgili arabacı ailem, sevgili ekran başındakiler, karar anına geldik. Bakalım arabacı ailesi bugün hangi evi seçecek, hangisini yuva belleyecek? Önce birer kısa bir yorum alalım. Gününüz nasıl geçti? Çok güzel, çok eğlenceli, çok aydınlatıcıydı. Gizem? Çok dolu dolu geçti. Gösterdiğiniz evler de güzeldi. Teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Senin nasıl geçti Zafer abi günün? Sayenizde çok güzel, çok eğlenceli geçti. Biraz ayrıca yorulduk. 29 Ekim'e de denk gelmesi harika oldu. Evet. Harika evler gösterdiniz. Karar vermekte zorlanacağız açıkçası. Evet. O zaman şöyle yapalım. Seyircilerimiz de merak içinde bekliyor. Siz de aklınızda birkaç ev var biliyoruz. Siz bir kendi aranızda şöyle güzelce bir ailece bir araya gelin, istişare yapın. Sonra da kararınızı hem bize hem de ekran başındaki sevgili Bir Yuvam Olsun izleyicilerine açıklayalım. O zaman biz bekliyoruz. İsterseniz buyurun şu tarafa. Görüşmek üzere. Yiğit'in birinci evi, salon çok kullanışlı değildi. Eşyaları nasıl yerleştireceğimi bilemedim açıkçası. Ama merkeze, metroya gayet yakın. Konumu çok iyiydi bence. Ama asansör yok. Atıyorum böyle bir alışveriş yapsak, elimiz yoğun gelsek çok sıkıntı yaşayacağız. Yiğit'in ikinci evi çok güzeldi. Bayıldım. Giriş, bahçe, botanik bahçesi gibiydi. Her yer yemyeşil. Harikaydı bence. Salonu da geniş ve ferahtı. Balkonu da yeşilliğe açılıyordu. Çok evet, güzeldi. Benim alacağım odada da zaten banyo olacak. Her ne kadar küçük de olsa ama çok büyük bir lüks. O yüzden ben de beğendim. Aa, ama şöyle bir şey var. Banyonun tavanı üst kattan su çekmişti ve rutubet vardı. Yapıldığını söyledi Yiğit Bey ama acaba tekrar akıntı yapar mı? Biraz orada şüpheliyim. İrem'in birinci evi mutfağı bayağı küçük. Benim çalışmamı çok zorlar. Rahat kullanamam. Aynı şekilde bana düşen oda yine küçük. Eşyalarım sığmayacak, kitaplık sığmayacak hiçbir şekilde. Ama ev yeni, temiz, güzel ve ferah. İrem'in ikinci evi geniş, güzel, ferahtı aslında. Kullanışlıydı. İyi diyorsun anneciğim de evin odalarının renkleri çok alakasızdı birbirinden. Ben beğenmedim. İş istiyor açıkçası orası bayağı. Geliyor ailemiz. Çok heyecanlıyım. Ben Zafer abinin gözüne dördüncü ev yazıyor. Yok iki yazıyor. İki. Yiğit'in ikinci evi. Tamam. Şaka bir yana. Hangisini seçtiniz? Bizim yuvamız. Çok tatlı şekilde bölüyorum. Balla bölüyorum. Balla bölünürdü aynen o. Bu arada bizim bir fatura muhabbetimiz vardı. Ev sahibimize ben bu sırada İrem ev gösterirken görüştüm. Zafer abi, Seher abla. Ev sahibimiz kesinlikle kontrat yapıldıktan sonra faturaları sizin kendi üzerinize almanızı istiyor. Kaldığımız yerden devam edebilir. Sizin yuvanız hangisi? Bizim yuvamız Yiğit'in ikinci evi. Biliyordum, biliyordum. Bir, iki, üç, dört, beş. Arabacı ailesinin yuva olarak seçtiği, Yiğit'in gösterdiği ikinci evi hatırlayalım. Geldiniz. İyi ki de ben sizi tanıdım. Bir tadını çıkarsalardı bir saniye ya. Herkese teşekkür ediyoruz emekleriniz için. Gösterdiğiniz o ikinci evi seçeceğinize için. Ben %100 emindim. Çünkü oradaki gözlerin ışıldamasını aldım ben. İyi ki geldiniz. Biz çok mutluyuz sizi tanıdığımıza. Biz de aynı şekilde. Biz de çok çok teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Yine evinizde Ümraniye merkezde güle güle oturun. Çok teşekkür ederim. Sevgili Bir Yuvam Olsun izleyicileri, muazzam bir bölümün daha sonuna geldik. Birbirinden güzel Ümraniye'de 4 tane ev gezdik. Ve bu sayede arabacı ailesini yeni yuvasına kavuşturduk. Onlar güle güle otursun derken biz de programı üzülerek kapatmak zorundayız. Siz de bir yuva sahibi olmak istiyorsanız veya yuvanızı satmak veya kiraya vermek istiyorsanız işte başvuru adreslerimiz. 0531 732 96 81 numaralı hattımızdan bizlere başvurularınızı yapabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Bizi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sizleri çok seviyoruz.